Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta nelerin takipçisi olacağız? Haber müdürümüz Göksel Göksu ile beraber bunları size biraz özetleyelim istiyoruz. İlk akla gelen husus CHP ve CHP'de de Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası. Ne diyorsun Göksel? O konuda yarın bir toplantı var İstanbul'da değil tabii, mi? Tabii, yarın bir toplantı var. Biliyorsun sürekli ısıtılmaya başladı son günlerde. Sanki eli kulağında ve kararını açıklayacakmış gibi istinaf mahkemesi. Ne yönde karar açıklanacağı bilinmiyor tabii ki. 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemi var. Ama eğer bu cezayı alacak olursa CHP'nin tutumu ne olacak sorusu var ortada. CHP nasıl aksiyon olacak? Bugüne kadar CHP kanadından böyle bir karar çıkması halinde yek vücut olacağız demek dışında bir açıklama duymamıştık. Ve zaten en çok da bu yanıyla bir konuşulur hale gelmişti konu. Hakikaten Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak olursa CHP'nin tutumu ne olacak sorusu çok ortada. İşte bununla ilgili olarak yarın bir anlamda kritik sayılabilecek bir toplantı yapılacak CHP'nin üst düzey kurmaylarıyla, CHP Genel Başkan Yardımcılarıyla. Ekrem İmamoğlu'nun da katılması bekleniyor o toplantıya ve avukatlarının da katılması bekleniyor. CHP'nin alacağı tutum. Ki alacağı tutumu tabii tek bir aşamada ele almamak da gerekiyor. İmamoğlu'na yakın kurmayların da CHP'deki bazı kurmayların da söyledikleri ortak bir şey var. Bu çok yönlü bir aşama. Olay anında ne yapacak? Yani böyle bir karar çıkması halinde CHP ne yapacak kısmı var. Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun elbette Yargıtay'a başvuracağı biliniyor. Ama Yargıtay süreci de istinaf gibi öngörülemeyen bir süreç. 2 yıl, 3 yıl bile sürebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla o süreçte nasıl bir aksiyon alacak CHP, Ekrem İmamoğlu ile birlikte? Bütün bunların bir strateji gerektirdiğini söylüyorlar. O stratejiyi konuşmak üzere ve belki de hayata geçirmek üzere yapılacak toplantıların ilkidir diye düşünüyoruz. Çünkü tek toplantıda alınacak bir kararmış gibi bir de görünmüyor. Özgür Özel Amerika yolunda olacağı için o olmayacak toplantıda. Yarın Amerika'ya gidiyor o da. Onsuz yapılacak, evet. Devamı gelecektir. Bir de şu Mansur Yavaş, Ekrem evet. İmamoğlu meselesi var. Şimdi Yüksel Aslan'dı değil evet, mi o? Evet, evet. Milletvekili Mansur Yüksel Yavaş'ın Aslan, ekibinden olduğu söylenen İYİ o çok Parti'den acayip bir açıklama edip, yaptı. Şeye gelmişti. Daha önce Mansur Yavaş'ın özel kalemiydi. Sonradan İYİ Parti'den milletvekili oldu. Sonra İYİ Parti'den istifa edip tekrar geldiğinde ASKİ'nin, İstanbul'daki İSKİ gibi onun eş değeri ASKİ'nin başına geçmişti. Ondan gelen bir açıklama oldu ve o açıklamada isim vermedi ama herkesin aklına gelen tek şey Ekrem İmamoğlu'na işaret ettiği ve ona çizilen yolda yürüyen birine benzettiği ifadesinden hareketle birdenbire ortalık karıştı. Çünkü Mansur Yavaş'ın yanı başında çalışan bir kurmay olarak görülüyor. Hatırlayacaksın tüzük kurultayı sırasında da Mansur Yavaş'ın bir sitemi olmuştu. Kendisine bir saat önce haber verilmiş konuşma yapması, Ekrem İmamoğlu hazırlıklı bir konuşma yapmış. Bundan hareketle bir sitemi olmuştu. Oradan doğan bir kırgınlığı olduğu biliniyor zaten Mansur Yavaş'ın. Hemen yanı başındaki bir kurmaydan böyle bir çıkış gelince elbette bu farklı yorumlandı siyasi çevrelerce. Ama Mansur Yavaş kendisinin uzun zamandır Yüksel Arslan'la görüşmediğini söyleyen bir açıklama yaptı ve hemen de görevden alınacağını ima etti, onu duyurdu. Ve arkasından da Yüksel Arslan kesinlikle Ekrem İmamoğlu kastetmediğini, onu hedef almadığını söyleyen bir açıklama yaptı ve istifa edeceğini duyurdu. Zaten dün akşam saatlerinde de ASKİ'deki göreviyle ilgili ibareyi tweet hesabından kaldırmıştı. Evet, çok acayip işler oluyor. Biraz bu hafta tabii dünya ayağı var. Dünyada Lübnan meselesi var. Gazze'yi gölgede bıraktı. Tabii. Onu takip edeceğiz. Bir de Erdoğan'ın Amerika'ya giderken tekrar Esad meselesi, Esad'la görüşme. Erdoğan çok istiyor görüşmek. Onu dile getirdi. Herhalde artık orada bir gelişmeler olacak. Sen yazında bunu da yazdın zaten. Evet. İkinci talebi bu aynı evet. zamanda. Kaçıncı yani? Bugün hafta başında Serhat Güvenç konuk oluyor. Onunla konuşmaya başlayacağız ama başkalarıyla da konuşacağız, takip edeceğiz. O
önemli bir husus olacak. O olay önemli. Demin sözünü ettik. Özgür Özel Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal için gitti. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitti. Daha çok Filistin konuşacağı benziyorlar ama şunu çok iyi biliyorum ki Erdoğan Özgür Özel'in orada olmasından memnun değildir. Yani aynı toplantıda değiller ama genellikle eş zamanlı olmaktan diyorsun. Hayır. Yani muhalefetin Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ya da bu şekilde gitmesi, dünyada Batı tarafından kabul görmesi falan hiçbir zaman iktidarlar hoşlanmaz. Erdoğan da hoşlanmayacak. Ama nasıl bir şey olacak? Herhalde biz daha çok Erdoğan'ın konuşmasını yarın yapacakmış galiba genel kurulda konuşmasını duyacağız. Özgür Özel'in şeyinin çok fazla etkisi olacağını açıkçası sanmıyorum. Şimdi Narin olayı hala cinayet olayı sürüyor. Ona geçmeden istersen şeye de dikkat çekmekte yarar var. Tabii bir yandan Suriye'yi vesaireyi filan işte Filistin'i konuşuyoruz ama Lübnan da hepsinin önüne geçti son saldırılarla birlikte. Bir yandan tabii onu da yakından tamam izliyoruz. Tamam da Lübnan konusunda ne diyebilirler ki, ne yapabilirler ki? Filistin konusunda da bir şey yapabildikleri evet, yok zaten. Evet. Neyse Narin konusu şimdi bugün Ferit'le ben tekrar konuşacağım ama bir şeyler değişiyor sanki. İlk defa bir katil. Şöyle bir yorum var orada Ruşen. Pek çok insanın dikkat çektiği konu, ben de hak veriyorum aslında bu eleştirilere. Biraz böyle şimdi aynı ifadeyi veren kişi üçüncü kezdir ifade değiştiriyor. En son verdiği ifadeyle önceki verdiği ifadeler arasında tutarsızlıklar var. Son verdiği ifadede bir odaya girdiğini, yerde Narin'i yatarken bulduğunu, amcanın kendisine ben öldürdüm dediğini ve çocuğu oradan aldığını söylüyor. Ama şimdi insanın aklıyla da alay eden açıklamalar bunlar. Çünkü amcanın arabasında Narin'in DNA izi bulundu. Yani onun gidip de odadan almış olması halinde amcanın arabasında, amcanın çünkü alıp çocuğu ona teslim ettiği yönündeydi ilk ifade. Bir değişiklikler yapılıyor, bir şeyler yapılıyor orada. Bir de kocaman bir köy halkı var. O köy halkı bütünüyle çemberin dışına atılıyor bu şekilde daraltılarak çember. Onların hiçbir konuda hiçbir bilgileri yoksa eğer, neden hepsinin telefonları değiştirildi, neden bütün köy 15-20 kişinin birden mesajları silindi gibi böyle çok fazla cevapsız soru işareti var. Evet, hala evet. Yani bir şey aydınlanmış değil aydınlanmış ama ilk kez değil. Birisi birisini öldürdü diye evet. Telaffuz etti. Evet, yani evet. Son olarak ben şu mozaik meselesini anlatayım. Bir mozaik olarak Türkiye'de bugün hemşinliler var, Perşembe günü romanlar var. Ama çok sayıda görüşme yapıyoruz, yapmaktayız ve herhalde bu yıl sonuna kadar devam edecek bir haftada iki gün itibariyle yayınlıyoruz. Yani 40'a yakın grupla herhalde yapmış olacağız. Onu da bir not olarak ekleyelim. Bu Türkiye'nin böyle tüm renklerini görüyoruz orada yani. Evet yani böyle çok ilginç, çok şaşırtıcı şeyler de çıkacak. Ben çok şey öğreniyorum. İzleyiciler de herhalde öğrenecektir. Bir de bildiğim şeylerin bir kısmının yanlış olduğunu görüyorum. O da çok çarpıcı. Bu da şeyi gösteriyor aslında. Türkiye'nin bu mozaik yapısına nasıl insanların çok değer vermediklerini gösteriyor. Ben kendimden utanıyorum yani. Hatta belki dilleri de, bütün gelenekleri, görenekleri de geçmişe gömüldü çoğunun. Artık sadece ben buraya aitim diyerek var oluyorlar. İşte o konular biraz karışık. Kimileri canlandırmaya çalışıyor vesaire. Bayağı bir çaba gösteren özellikle yeni kuşaklarda bir şey var. Sahiplenme. Gayret var. Bu iyi bir şey. Evet, bu hafta da böyle bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.